Bodrum Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Haziran meclis toplantısına hoş geldiniz arkadaşlar. Bodrum Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon başkanlık yaptı. Bodrum Belediyesi ile Yalı Belediyesi'ndeki mücadele sınırının yeniden düzenlenmesi amacıyla gerekli çalışmaya yapılması için Yalı'daki mücadele sınırının düzenlenmesi amacıyla gerekli çalışmaya yapılması için imar konusunda yetki verilmesi. Toplantıda 4 gündem maddesi görüşüldü. Maddeler ise belediye sınırları içerisindeki görsel kirliliği ortadan kaldırma amaçlı kentsel tasarım çalışmaları kapsamında ATM kurulum adetlerine sınırlama getirilmesi ve yerlerin tespiti için belediyemiz imar komisyonuna sevk edilmesi hususunun görüşülmesi, Gümbet Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'nda açılmış olan Semt Kadın Merkezi, SEKAM'ın Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlanarak belediye organizasyon şemasına eklenmesi hususunun görüşülmesi, Yalı Belediyesi'nin 23 Mayıs 2011 tarihi ve 310-99-716-2675 sayılı yazısına istinaden belediye mücavir alan sınırında düzeltme yapılmasının görüşülmesi, Eski Çeşme Mahallesi Türbealtı Mevkii 2'ye 1 Pafta 4 Ada 69 parselde koruma amaçlı imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesi oldu. Ve maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Peki, oylamayı istiyorum, kabul edildi. Toplantıda görüşülen başka bir konu ise geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da Orkan 5 isimli teknede yaşanan ve 4 Rus rehberin ölümüyle sonuçlanan olay masaya yatırıldı. Konuyla ilgili bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Bakanlıklar birbirini suçluyorlar, şimdi de Bodrum suçlanıyor. Kardeşim niye hepimiz suçluyuz diyemiyoruz" ifadelerini kullandı. Kocadon konuyla ilgili olarak şunları söyledi. "Bakanlıklar birbirini suçluyorlar, şimdi de Bodrum suçlanıyor. Kardeşim niye hepimiz suçluyuz diyemiyoruz ya? Tarım Bakanlığı, yok Turizm Bakanlığı, her şey dahil sistem olduğu için böyle diyor. Turizm Bakanlığı arka planı Tarım Bakanlığı'nda diyor. Sonra toplanıyor, iş yerine yönetimler denetim yapmıyor, oraya geliyor. Değil mi? Hepimiz suçluyuz burada. Vatandaş olarak da suçluyuz. Genel yönetimler olarak da suçluyuz. Bakanlıklar olarak da suçluyuz. Yani bir suçlu aramanın alem var mı? Ateş düştüğü yeri yakıyor arkadaşlar. Bu insanlar geri mi gelecek suçlu bulunsa sanki? Bizim amacımız burada mümkün olduğu kadar bu denetimleri sıklaştırıp bu canilere yol vermek. Yani bu bugün Bodrum'da oldu, yarın Marmaris'te olur, yarın Van'da olur, Trabzon'da olur. Bunu bilemeyiz ki. Yani tesadüfen Bodrum'da oldu. Bodrum ismi büyük olmasından dolayı büyük yankı uyandırdı ve hiç olmazsa insanların gözü açıldı. Bakanlıklar şimdi biraz daha tepkilerini artıracaklar. Biz de biraz daha görevimizin üstüne hızlı bir şekilde eğileceğiz. Denetimleri biraz daha sıklaştıracağız. Ama bu dünyanın her yerinde var. Mümkün olan arkadaşlar insan sağlığıyla oynanmamasını bu insanlara öğretmemiz lazım. Ve bu cezalar ağır olması lazım. Bakın 6 tane 7 tane candan bahsediyoruz. Daha bir tane tutuklu yok arkadaşlar. Buyurun.